Sema'cığım hoş geldin. Bu arada sevgili Hande Kazanova'ya çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Geçen hafta bizimle birlikteydi gerçekten muhteşem yorumlarıyla. Hande'cim öpüyoruz seni. Kocaman öpüyorum. Hatta Hande YouTube kanalına da iyi oldu. Aynı tatlısın. Senin yorumlarını da dinleyeceğim bundan sonra. Çok tatlısın. Meslektaşım çok zor zamanlar geçirdim ben işim gereği. Geldi geçti bitti. Allah Öner Döşer'den ve Hande Kazanova'dan Şebnem Ekşip'ten 1000 kere razı olsun. Senden de. Teşekkürler ediyorum. Evet, sorulara geliyorum. Burcum ne diyor köşesinde? Acaba sizden gelen sorularda burcunuzu nasıl yorumlayacak Nuray Sayarı? Terazi kadınıyla en uyumlu burç hangisi? Şimdi bak. Gömme yine terazileri. Hayır, terazileri gömmüyorum ben. Gömüyorsun burada. Gömmüyorum. Terazi erkeği zor erkektir diyorum. Terazi kadında da denge sorunu vardır. Yani akşam verdiği kararla sabahki kararı birbirinden ayrıdır. O yüzden değişken bir kişilikle hayat zordur. Peki. Yani. Tamam. Madem böyle bir denge problemi var terazilerin kendi arasında. Kendi gibi bir terazi de... kadını kimle beraber olursa mutlu olur. Onun hakkından koç gelir. Koç. Koç gelir. O yüzden koçla birlikte olursa dilini de yutar. Peki o enerjisi yüksek koç burcu için, özellikle koç erkeği için Ahmet sormuş. Hangi burç doğru bir tercih olur? Şimdi enerjisi çok büyümeyen çocuktur koç erkekleri. En küçük şeyle bile mutlu olurlar. Hareketlidirler. Genelde hava burçlarıyla mutlu yani, olabilir. Yani bir ikizler ile, efendim bir terazi ile, bir kova ile çok çok mutlu olur. Çünkü ateşin her zaman bir körüklenmeye ve havaya ihtiyacı var. Hani bir mıy 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 bir boğa kadını bir koç erkeğiyle yapamaz. Çünkü boğa kadını sakinlik sever, dinginlik sever. Koç hareketli olduğu için hava burçlarıyla. Peki. Kova bulacak ya da ikizler bulacak ya da terazi bulacak. İkizler demişken hemen bu soruyu sorayım o zaman. İkizler kadını nasıl bir eş ister? İkizler kadını nasıl bir erkekle mutlu olur? Şimdi ikizler kadını çanağı açık bir kadındır. Çanağı mı? Tabii. Bilgiyi alır. Vallahi sezgileri çok güçlüdür. Çanak değil. Yani Allah'a bağlı olan çanak. Tövbe tövbe. Dolayısıyla. Ay gözümden yaş gitti. Allah seni iyiliğine versin. Bilgi alır. Bilgi akar ona. Hakikaten bak aklını oynatanlar astrolojide ya ikizlerdir ya kovalardır. Ben de normal sayılmam. Gökyüzüyle uğraşıyorum. Hakikaten öyle yani. Kova burcundan astrologlar çıkar hep. Bir şeyi kovada olunca ikizler burcu da algıları ve sezgileri çok güçlü bir burçtur. Ve o nasıl bir eş ister biliyor musunuz? Ona sadık olacak bir iş ister. Sezgi açık olduğu için enerjisi adamın ensesinde olduğu için yanlış yaptığınız anda çarpılırsınız. O yüzden gözünüzü seveyim, size sadık adamlar bulun. Hangi burçtan ama? Yani kim akrep evlenene kadar zamparadır. Evlendikten sonra sadıktır. Dürüstçe söylüyorum ben. Benim oğlum da akrep. Tamam. Evlendiği anda karısının kölesi olur akrep erkeği. O kadar sadık olur. Ama o eşi bulana kadar her çiçekten bal alır. Hayır, akreple şey... sevgili olmayacaksın. Karı koca olacaksın. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Her çiçekten bal alırsın. Her çiçekten bal alırsın. Hüseyin Cansın. Ay hakikaten. Sen kendini ne sanırsın? Ne sanırsın? Uslan artık deli gönül. Ha uslan artık deli gönül. Akreplere armağan edelim bu şarkıyı. Aynen akreplerin olsun bu. Bekar akreplerin peki, ama. Peki akrep demişken sorayım. Bir aslan kadınıyla akrep erkeği uyumlu mudur? Şimdi aralarında haritalarında güneş ay kavuşumu varsa mutlu olur. Ama hiçbir kavuşum yoksa mümkün değil. O evde biri tutuklanır. Karakoldan çıkamazlar. Öyle çarpışma yaşar. Şiddet, sürekli şiddet olur aralarında. Vallahi sürekli şiddet peki, olur. Ama bir başakla olsa, bir akrep bir başakla olsa... Hı. Yeme de yanında yat. Meltem Hanım sormuş. Diyor ki yay kadınının uğurlu sayıları hangileri? Yay kadınının uğurlu sayıları. Londra'dan şimdi, yazmış bize. Bak, YouTube takipçinizim doğum diyor. Doğum tarihiyle hesaplamak size. Gerekiyor. Örneğin benim doğum tarihim, numerolojim 6. Doğum tarihimle. Hesap gerekiyor tekli sayılar güzel
bir gelecektir. Çiftli sayılar çetrefildir. Hesap gerekiyor. Hesap yani. Gerekiyor. Peki. Tabii ki. Onun için de yapmanız gereken ne? YouTube'dan son paylaşacağımız videonun altına yorum yazarsanız ve diğer YouTube takipçileri tarafından en çok beğenilen yorum olursa Nuray Sayar'ı tam bir yıl boyunca neye dikkat edeceğini, ne zaman sözleşme imzalayacağını, ne zaman işe başvuracağını, ne zaman aşk hayatında ilk adımı atman gerekiyor, hepsini tek tek söyleyecek. Ya zaten bak, haritalarda ilişkinin kölesi misin, değil misin? Bunlara kadar anlatıyorum. Evet, yani YouTube hayatta her şey var. Bakın ekranda da zaten şu anda veriyorlar. Peki oğlak erkeği ama için... Ama bu arada benim bir sürprizim var. İnternet sistem yenileniyor. Şimdi istediğiniz anda kendi yıldız haritanızı da çıkarabileceksiniz oradan. Oo, şahane. Evet. Veririz o zaman önümüzdeki hafta da. Nuray Sayar'ın Schulz internet adresim ama yenileniyor şu anda. Tamam. Oğlak erkeği için mutluluk hangi burçta? Şimdi oğlak kadını da oğlak erkeği de lüksü sever şekerim. Parayı sever. Fiyakayı sever. Anladın mı? O jilet gibi giyinmeyi sever. Dolayısıyla kendi gibi güzel giyinen, güzel takılar takan hatunlardan hoşlanır. Bu hatunlar da genelde onlar için kendi burçlarından olur. Ama bir su burcuyla olursa da çok mutlu olur. Yani bir balıkla, bir yengeçle, akrep. Bir akreple olursa şahane olur. Hele bir akrep kadınıyla olursa Allah'ım oğlağı parmağında oynatır. Öyle mi? Tek oğlak erkeğiyle başa çıkabilecek kadın akrep kadınıdır. Yükselen bir yerde akrep olursa da aynı şey mi? Aynı şekilde, kesinlikle. Aynı. Normalde onlar hiç yönetilmeyi sevmezler. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu burçlar uyumuna çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Eğer gerçekten burç uyumunu yakaladığınız bir erkek ya da kadınla beraber olursanız hani o ilişki tadından yenmiyor. Bana danışmanlığa geliyorlar. Yazık, nişanlanmışlar. Bakıyorum haritalarına, 2 sene yürür bu evlilik diyorum. Yapmayın, bari çocuk yapmayın diyorum. 2 sene sonra geliyor ya kadın ya erkek. Genelde erkek geliyor. Ah, sizi dinlemediğim için çok pişmanım diye. Niye genelde erkek geliyor? Genelde erkek geliyor. Kadın çünkü zaten bitirdiği gibi önüne bakıyor. Ha. Bak hayatım, ilişkilerde var ya, bir evlilikte de bir sevgili durumunda da kadın erkekten daha güçlü. Erkek yerle eksan oluyor, burnundan kıl aldırmıyor ama kadın vazgeçti mi geçiyor. Şöyle galiba, kadın bitirene kadar o içindeki endişeyi travmaları yaşıyor. Bitirdikten sonra önüne bakıyor. Ama erkek kesinlikle öyle değil. Burçlara başlayayım mı? Marazlanıyor onlar. Marazlanıyor mu? Tabii tabii, bana kaç tane marazlı geliyor, ben de böyle yapıyorum. Fuh olmuş sana. Yapıyorum. Ya aldatmış kadını. Ya bilmem ne yapmış. Ya hakkını yemiş, böyle yapıyorum içimden. Oh diyorum. Oh. Erkek aldatıyorsa böyle yapma ya. Böyle yapıyor. Ama niye? Bir kadın niye aldatır ya? Bir adam. Bir adam niye aldatır? Bir kadın niye aldatır? Aldatıldım diye travma yaşayanlara sesleniyorum ben buradan. Hakkını vermemişsindir. Ya dövmüşsündür ya sövmüşsündür. Sevgi aramak için aldatır. Ama hiç hak etmeyen insanlara da bu haksızlık yapılıyorsa oh olsun onlara. Peki. Oh olsun. Bitti mi oh olsunlar? Bitti. Artık burçlara geçebilir miyiz? Ben içi dışı bir kadınım. Sanki evde sohbet ediyorsun. Oh, canıma değsin. Tabii canım. Koçlar, hazır mısınız? Geliyor tablonuz. Bu hafta gezegenler size ne söylüyor? Gelsin bakalım ekrana. Tablo. Aa. Bak şimdi. Ay, size öyle bir coşkuyla sundum ki. Aşkta nedir bu koçların hali? Bak şimdi. 19 derece. Nuray ya, biz derece anlamıyoruz ya. Yani onları anlatmayayım. Anlatma o zaman. Anlatma onları. Peki, tamam. Dereceyi, mereceyi, işte ay buradaymış, onları değil. Tamam, peki koç, sen bunu yarın yaşayacaksın. Yarın dolunay, Heh, tamam. Meslektaşlarım kızmayın, derecelere kızıyorlar. Şimdi T kare desem ne diyecekler? Anlamıyoruz tamam. Ki, anlamıyoruz T kareden. Peki ben size sizin anladığınız gibi anlatıyorum. Lütfen. Efendim. Yarın dolunay boğa burcunda doğuyor. Ve bir hasat zamanı. 12 burçta da evlere ve derecelere göre sirkelenmeler olacak. Çürüklerin hepsini hayatınızdan atacaksınız. Bak ne güzel anlatıyor. Bak, hayatınızdaki çürümüş ilişkiyi çıkarıyorsunuz. Buzdolabınızı açtığınızda bozulmuş eşyaları nasıl atıyorsanız, bir detoks zamanına giriyorsunuz sevgili koçlar. Yanlış bir ilişkiye bağımlı olduğun için mi yaşıyorsun? Bunu fark edeceksin bu hafta. Acıdığın için mi vazgeçemiyorsun? Bunu fark edeceksin bu hafta. Bu dolunay sana öyle bir enerji verecek ki kendine duyduğun güveni arttır, gözünü seveyim. Hiç sorgulama. Yaptığın işte, çalıştığın ortamda geçmişe ait konuları lütfen gündeme taşımayın.
Gündeme taşımadığınız takdirde gelecek ve istedikleriniz için ruhunuzu çabuk olsun istiyorsanız gelecekteki istedikleriniz ruhunuzu yavaşlatın. Ya ben telaşımdan nasıl arınacağım? Ben ruhumu nasıl yavaşlatacağım? Dediğinizi duyar gibiyim. En güzel olumlama şu. Allah'ım benim ruhumu yavaşlat, hayatımı hızlandır, isteklerimi hızlandır. Siz içinizdeki telaşı bitirdiğiniz anda hayatınız hızlanacak. Evet, ilişkilerinizde, birlikteliklerinizde, arkadaşlıklarınızda bir yüzleşme haftasındasınız. Ne çürükse onu atacaklar. Buzdolabında çürümüş meyveyi, peyniri atar gibi hayatındaki bütün çürümüş dostları, arkadaşları, ahbapları hayatlarından çıkaracaklar. Ve bu çıkarma bazen çok iyi olur. İzole olmak ihtiyacı duyduğunuz bir haftadasınız. Hiç kimse beni görmesin. Ben cazımın neye ihtiyacı var? Ben cancağızımı nasıl mutlu ederim? Ben kendimi daha nasıl değerli kılarım? Süper. Ben daha nasıl mutlu olabilirim? Kendime nasıl yetebilirim? Belki şu anda bir koç erkeği ya da bir koç kadını hafta sonunda eşiyle kavga etti. Sürekli hakarete maruz kalıyorlar birbirlerinden. Ama acıdıkları için bitiremiyorlar ilişkilerini. Ya da işte 50'me girdim ya da 45'imdeyim, bu saatten sonra nasıl hayata sıfırdan başlayacağım diye adama ya da kadına katlanmak zorunda hissediyor kendini. Ama bu dolunay öyle bir dolunay ki bir anda karşınıza çıkıp bizim ilişkimiz yürümüyor, gel efendi ya da hanımefendi arkadaş olmayı deneyelim diyebilirler birbirlerine. Bir de şu an Merkür geriliyor ve Akrep Boğa aksında. Dolunay'da Boğa da olduğu için Nurcuğum, bunun Türkçe meali şu oluyor: arınma, temizlenme, kararı bir türlü verilemeyen koçların hayatında, bir türlü hayata dahil edilemeyen tüm konuları hayata dahil edecekler. Aman sevgili koçlar, şu anda Merkür gerilerken işinizi gücünüzü değiştirmeye kalkmayın. Eğer önceden bir planınız, önceden bir niyetiniz yoksa ya da siz daha önce bir başvuru yaptınız, işsizdiniz, size bir iş teklifi geldi Merkür gerilemesinde, bu sizin zaten yarım kalanınız olduğu için aman 28 Kasım'ı bitireyim demeyin. Hemen başlayın. Ve aynı zamanda onlara şu spotu vermek istiyorum. Dur, sağlık da söyle, iş de söyle. Sağlıkları çok iyi. Tamam. İş konularında geçmişe başka ait bir tek konuları, dikkat edecekler. Bak, geçmişe ait konuları tekrar gündemlerine taşırlarsa çalışma enerjilerini bozarlar. Ama tekrar gündemlerine taşımazlar ise yolları açık, iyi para kazanacaklar, başarılı bir şekilde sağlam adımlar atacaklar. Süper. Peki spotları ne? Spotum, detokstan korkmayın. İnsan detoksu size çok iyi gelecek. Ne kadar uzun spot oldu? Detokstan arınma korkma. Arınma. Yanlış olan her şeyden arınma. Tamam. Onu yeri geldiğinde açıklayacağız. Boğalar ne yapıyorlar? Bakalım. Benim sağlam boğalarım. Aşk hayatımız, iş hayatımız, sağlığımız ne durumda? Ben ve benim gibi tüm boğalar ekran başındaysa bir dinleyelim bakalım. Aşk hayatında yine tek yıldızı kırmışsın. Hocam. Olsa dükkan senin. Ama gökyüzünde ne yapacağız? Canım için bu hafta kimsenin sizi kullanmasına izin vermeyin. Hafta boyunca huzur isteği içinde olacaksınız. Sizin zaten hayattan tek isteğiniz huzur. Aynen. Bir dilim ekmek. Vallahi. Bir bardak çay. Peynir. Peynir. Aynen öyle. Nurason. Bir peynir varsa ver bana. Tabii, hiçbir aynen. Şey yemekler yaparsın, donatırsın, bir peynir. Domates, ruhu fakir. Varsa simit. Aa, aşk olsun ya. Ruhu fakir dedi bana. Ay, gönlü çok zengin. Dur, dağıtma konuları. Bak şimdi, ama boğa gerçekten hiç gösteriş sevmez. Boğa kesinlikle ve kesinlikle huzurdan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Sevgili boğalar, dolunay sizin burcunuzda yarın doğuyor. Bu hoş önümüzdeki geldi. 15 gün boyunca kimsenin sizi kullanmasına izin vermeyin. Merhametinizden kullanacaklar yani. Acım, şimdi diyelim ki bir arkadaşı gelebilir. Maddi açıdan zora düşebilir. Ve diyebilir ki borç para isteyebilir. Acıdığı için borç para verebilir. Eğer bu hafta sen birine borç para verirsen bir boğa burcu olarak, o parayı unut.
Al cebinden bak, param seni vereyim de mi üzüleyim? Tutayım da sevineyim. Tamam, borç para vermeyeceğiz. Verme. Yaşamınıza, hayatınızdaki insanların yaşamınıza size kattıklarını sakın görmezden gelmeyin. Aynı ofiste çalıştığınız iş arkadaşlarınızın size olan desteğini, sevgisini, ilgisini hissettiğinizde bunun karşılığını verin. Teşekkür edin. Hoşunuza giden her şeyin karşılığını verin. Aile olmanın farkında olun. Nasıl farkında olun? Evli bir boğa burcusunuz. Efendim, eşinizin işleriyle alakalı zorlanmalı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ya da maddi açıdan standartla ilgili problemler yaşanıyor olabilir şu anda. Aile olmanın farkında olun. Paran olsa da benim kocamsın deyin. Olmasa da. Hayat müşterektir. Sana nasıl yardım edebilirim? Ya kocamız yoksa? Kalbin boşsa şu an oturduğun yerde. Çünkü Merkür gerilerken başladığın aşk biter. Şimşek gibi girer, yıldırım gibi çıkar. Ne zamana kadar çarparak devam? Çarparak çıkar bir ne de. Ne zamana kadar devam? 28 Kasım'a kadar hayatınıza ne yeni bir arkadaş alın. Karşıt burcunuzda geriliyor Merkür. Dün biriyle tanıştıysan yandım. Bütün bütün şeyler suya gitti. Hayaller suya gitti. Canım görürsün. Yıldırım gibi çıkmasına izin vermesin. Seninle deneyimlediğim bu 28 güne teşekkür ediyorum desin. Bir dahaki Merkür'ü beklesin. Bu boğalar için ayını. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bu boğalar için mi, bütün burçlar için mi geçerli? Bütün burçlar için ama boğalar için. Bak, boğalar bu dönem kalbi boşsa, bir aşka başlayacaksa kara kahırlar bağlayarak üzülür. Aa. Başını bağlarsın, alnının ortasından ikiye yas tutarsın. Matem istemiyorsan aşka başka başlama. Elindeki adamı da kadını da çok iyi tut. Bu dönem kaçırırsan bir daha yakalayamazsın. Gerçekten mi? Allah rızası için bu 15 gün ani kararlar alıp vermeyin. Yani soru, hayatınızın sorumlusu sizsiniz. Bu 15 günlük dönem. Spotun da yuvana sahip çık olsun. Ya da ilişkine sahip aklını çık. Aklını başına al olsun. Ağzından çıkan her söze dikkat et. Ha. Bak, sözlerle, kelimelerle neler oluşturduğuna bir bak. Kimseyi kınama. Kimseyi eleştirme. Çocuk sahibi bir boğa burcu babası ya da annesiysen başkalarının çocuklarıyla kendi çocuklarını kıyaslama. Allah'ım, kendine bir sürü imtihan açabileceğin bir haftadasın. Eyvah eyvah. Otur oturduğun yerde, dilini de tut. Otur. Otur. Seyirci ol. Sağlık ve para konusunda, iş hayatları konusunda. Sağlıkları oldukça iyi ama ellerinden kaçıracakları şeyler olursa, hani işini kaçırırsa, aşkını kaçırırsa, karıyı kaçırırsa, kocayı kaçırırsa, hep kocanıza şey deyin. Canım kocam, canım kocam. Bu hafta öyle söyleyin. Kocam kocam, benim kocam. Şımartın adamları bu hafta. Kesinlikle. İçinizden istediğinizi söyleyin. Söyleyin. Benim ağzınızdan çıkan sözlere dikkat ediyorsunuz. Çok dikkat edin. Bak, her şey bu. Kaderiniz olur bu hafta. Bu dolunay öyle bir dolunay ki siz boğalar için hasat zamanı. Şimdi bu spotları verdiğimizde hafta sonu çok seyircimizle karşılaştım dışarıda. Bu spotları verdiğimizde o kadar dikkat ediyorlarmış ki. Yani Nuray Sayır ne diyorsa ağzından çıkana çok dikkat ediyoruz. Ve gerçekten o hafta onu uyguladığımız zaman ilişkimizde bir şey yaşarsak en az hasarla atlatıyoruz diyorlar. O yüzden boğa, ağzından çıkana dikkat edersen üzülen sen olmazsın. Aa, bu arada sana tarhana getirdim. Ama arabanın arkasında kaldı. Benim danışanım Sacide Hanım'ı buradan öpüyorum. Sana dualarla tarhana hazırlatmış. Güzel de keseler içerisinde. Canımın içi. Yayında söylemişsin tarhana çorbasını sevdiğini. Çok severim. İki tane şahane, bir de o kadar güzel torbaları var sağ ki. Sağ ol. Sacide Hanım mıydı? Sacide. Sacide Hanım, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. İçtikçe sizi hatırlayacağım. Evet. İkizler ne yapıyor? İkizler ne yapıyor? Geleceklerinden endişe ediyormuş sevgili ikizler. Evet. Neden acaba? Tabloyu görelim. Sağlık çok kötü. Şimdi sağlıklı olmak elinizde. Hoppa. Bağışıklık sisteminize önem verin. Bak, biz bağışıklık sistemimiz nasıl çöküyor biliyor musun? Hastalık yoktur, hastalığa neden olan duygular, düşünceler ve durumlar vardır. Çok büyük haksızlığa uğradığımızda bağışıklık sistemimiz çöker, grip oluruz. Grip olduğumuzda da deriz ki mikrop aldım, bilmem ne aldım. Sevgili hocam Şebnem Ekşip'in öğretisidir bana bu. İkinci kez öğretisidir. Kesinlikle ve kesinlikle biz o anda çözülme yaşıyoruz o gripte. Toksini atıyoruz.
Geçmişte hatta padişahlar özellikle grip olmak isterlermiş. Çözülme yaşamaları için. Kötü enerjiyi Ama ne dışarıya olmayayım, atmak çözülme de için. yaşamayayım. Yo, yaşa yaşa çözülme. Bak Öyle ben mi? bir çözüldüm ki tam çözüldüm. Aa, kilolarım gitti. Çıtır kız oldum. Ayol 47 yaşındayım, fıstık gibiyim. Allah'ıma nazarlardan korusun. Saçlarına da bugün bükleler mükleler yaptırmış. Vallahi. Kestirdim. 47 kere maşallah. Ay, şükürler olsun Allah'ıma. Tamam. Gelelim şimdi tekrar ikizlere. Sağlık konusunda bak, bağışıklık sistemi düşüyor. Sistemlerini düşürmemeye çalışmaları lazım. Hmm. Tamam, grip olmuş olabilirsiniz, üzülmeyin. Çözülme yaşıyorum deyin. Neden başıma bu geldi? Hep ben bunları yaşamak zorunda mıyım gibi şikayetlerde bulunmayın. Bu hafta başınıza gelen her türlü sağlıkla ilgili olay bir mesaj verecek size. Bak, kolunuz kırılırsa, Allah göstermesin. Sağ kolunuzsa hayatınızdaki erkekle ilgili bir mesaj. Sol tarafsa vücudun sağ tarafı erkek, sol tarafı kadın. Önümüz pozitif taraf, arkamız ense bölümümüzde negatif taraf. Bak, bunu niye anlatıyorum? Abdest aldığımız vakitte niye ellerimizi böyle yapıyoruz? Tersten böyle yapmıyoruz. Negatif tarafı, enerjisini dengeliyoruz abdeste bile. Şimdi bu hafta tamamen ikizlerin geleceği için endişe yapmaları onların bağışıklık sistemini çökertecek. Bağışıklık sistemi çöktüğünde depresyon yaşayabilir, depresifleşebilir. Efendim, sürekli karamsar duygular içerisinde olabilir. Aman bu hafta kimseyi eleştirmeyin. Hele hele çalıştığınız işte, işiniz varsa, iş sahibi olabilirsiniz bir yerde, görevli çalışıyor olabilirsiniz. Gözünüzü seveyim, kimseyi kimseye şikayet etmeyin. Hele hele siz biraz dedikodu yapmayı da seven burçlarsınız. Özür Hoppa. Diliyorum. Ama ikizler burcu çok sever Nur. Şimdi git ona derdini anlat. Sen oradan kalk, hemen karşı komşuya geçer. Biliyor musun hayatım, şükretmek için çok sebebimiz var Nur, neler yaşamış neler. Hadi bir kahve yap der, cevizin yok mu der. Kötülük yapmıyor aslında, üzülüyor ya. İkizlerin sabah sabah içini kararttın, hiç mi güzel bir şey olmuyor hayatlarında? Aşkım bak, en kötü şey birini eleştirmek, gıybet yapmak. Allah bizi düşündüğü için diyor ki kimseyi eleştirmeyin, kınamayın, empati yapın. Dedikodu huyunuzdan vazgeçin, gözünüzü seveyim, siz onu dedikodu olarak yapmıyorsunuz. Yani diyorsun ki ikizlere kınama. Kınandığın şeyle sınanırsın. Aynen öyle. Hele bu dolunay haftasında sevgili ikizler, aman, gözünüzü seveyim. Kimsenin sırrını, size anlattığı derdini kimseye anlatmayın. Üzülüp de anlatabilirsiniz. Çünkü konuşmayı seviyorsunuz. Laf olsun onlara, torba da olsun. Lüzumsuz, gereksiz konuşmalar ile kendi enerjinizi, auranızı karartırsınız. Sonra da hem psikolojik sağlığınızı hem bedensel sağlığınızı bozarsınız. Ondan sonra da ne talihsiz kadınım, oyanın nazarı geldi. Peki aşkı için, ilişkileri için, evlilikleri için. Şimdi çekiyorum oradan ki bak, daha başka bir şeyler anlatsın. Bak şimdi, evli olan ikizler burcu bu hafta eşlerini başkalarının eşleriyle kıyaslamasın. Kıyaslandığınız takdirde ilişkinizin dengesini bozarsınız. Ona göre. Birlikteliği olan kişiler bu dönem sakın düğün müğün planlamasın. Hangi tarihe kadar? 28 Kasım'dan sonra planlayın. 28 Kasım. Çünkü aksilikler olabilir efendim. Bu aksiliklerde sizin şevkinizi kırabilir. Bağışıklık sisteminize dikkat ediyorsunuz. Auranızı kirletmiyorsunuz. Önünüze bakıyorsunuz. Kalbiniz boşsa Aralık ayının ilk haftasında kadının en iyisi, adamın en hası ayağınıza gelecek, merak etmeyin. Yaşasın! Kesinlikle. 28 Kasım itibariyle. Sonrasında. Aralık'ın ilk haftasında aşk sizin cebinizden çıkacak. Hmm. Cebinizden ayağınıza gelecek. Spotum. 20 gün daha sık dişini. Evet, spotum sizlere. Tutun. Kimseyi eleştirmeyin. Çeneyi tutun. Çenenizi tutun. Ay, tutun. Çok ağır bir spot oldu bu ya. Ama bebeğim bak, vallahi dedikodu yaptıklarının farkında olmayan birçok ikizler biliyorum ben. Ama istem dışı yapıyorlar. Karakterleri bu. Ne yapsınlar? Yengeçler ne yapıyor? Yengeçler neler yapmayacak ki bu hafta? Ne yapıyor? Vallahi of, yükseleni of, yengeç of, olanlar. Tam mı gelsin?
Kendi Evet. burcu yengeç olanlar, ben de yükselen yengeç olarak Ne yapıyorsun? Allah'ım çok dikkat etmem lazım. Hayatla bağlantılarımı güçlendirmem lazım. Siz de Tamam. güçlendirin. Hayata bağlılığınızı güçlendirin. Aşk hayatınızın merkezinde olmasına özen gösterin. Önce Allah'ı sevin. Ardından siz onun nurusunuz, kendinizi sevin. Hayatınızın merkezine kendinizden başka kimseyi koymayın. Kesinlikle koymayın. Maddi konularda, yatırımlarda kararlı olun. Şimdi evliliklerinde özellikle düzen ve güven haftası olacak ikizler için, yengeçler için bu Yengeç için. hafta. Birçok yengeç ilişkilerinde bir çıkmaz yaşıyorlarsa, belirsizlik geçiriyorlarsa, çünkü bu sene bütün tutulmaların hem güneş hem ay tutulmalarının yengeç oğlak, oğlak yengeç aksında gerçekleşmesi, bir de şimdi Aralık sonunda Oğlak'ta bir ay tutulması var. Dolayısıyla birçoğunuzun ilişkilerinde, ailevi durumlarında, beraberliklerinde, işlerinde çok büyük yüzleşmeler, kandırılmalar, dolandırılmalar, hırsızlıklar, haksızlıklar, iftiralara maruz kalmalar yaşandı ve bitti. Şimdi siz boşanmış bir yengeç burcu olabilirsiniz, terk edilmiş bir yengeç burcu olabilirsiniz. Size gökyüzü diyor ki, kaybettiklerin benim sadakamdır de. Bu dönem kazandıklarına bak, yaşadığın travmalarla, üzüntülerle neler öğrendin? Belki dua etmiyordun, duaya yaklaştın. Belki şükretmiyordun, şükre yaklaştın. Yani biz neden mutluyken anlatmıyoruz, konuşmuyoruz? Ama üzüntülüyken hep şikayet ediyoruz. Of ya, bu da mı benim başıma gelecekti? Hep bunları mı yaşayacağım? Hep, kimseye bir şey olmuyor. Bak görüyor musun? Kötüler hep güzel güzel yaşıyor. İyiler çekiyor. Hep insanların yorumudur bu. Efendim, herkes kimisi varlık içinde imtihan yaşıyor. Kimi yokluk içinde imtihan yaşıyor. Kimi de her şeye sahip gibi görünüyor, hiçbir şeye sahip değil. Ki zaten ben hiçbir şeyin sahibi değilim ki, emanetçisiyim. Hepimiz öyle. Yani emanetçiyiz biz burada. Peki O yüzden korku yengeçlere ve dönelim. güvensizlik yengeçler için bu hafta ne olur olmamalı. Çünkü kendinizi güvensiz, korkak, daha ne yaşayacağım duygusundan çıkarmanız lazım. Ayaklarınızı yere sağlam basmanız lazım. Aşk hayatınızın merkezinize kendinizi oturtun. Ondan sonra sevdiğiniz kadını adama oturtun. Peki aşk hayatlarının merkezine Kalbi oturtacak kimse boş, yoksa yengeçlerde? olanlar şahane şekerim. Nasıl şahane? Yapsın pastasını, çayını, keyfine baksın. Filmini izlesin, dizisini izlesin, çarşıya gitsin, pazara gitsin, kendini eğlendirsin. Şu anda girecek olan kalıcı olmaz. Ya Siz de vakit hayatı da birini geçir. istiyorsa? Şu an istemesin, Merkür gerilerken başlayacak ilişkiden hayır gelmez ki ona. Bir de kandırılır. Ay bir de yoksul insan çeker, güçlü gibi görünür. İnan bana bak, yengeçler yoksul kadın seçer ya da yoksul adam seçer. Borç borç verir, bir de paradan da olur. Adamdan da kadından da olur, paradan da olur. Annelere, babalara sesleniyorum. Çocuklar şu anda iş yerinde ya, bak bunu söyleyin. Bak geçen de çok önemli yengeç burcu bir bey geldi. Yengeci bitirmedik daha. Bitirmedik. Yengeç burcu bir bey geldi. Karısını bir kadınla aldatmış. Kadın bunu 400 milyar dolandırmış. O olsun. Çocuklarının rızkını, dedim ki ne Başka dedim biliyor kadınlara musun? yedirmiş. Sen çocuklarının rızkını bırak, karının rızkını dedim. Diyor ki o parayı nasıl geri alacağım? Sen dedim bir an önce git evine, karına de ki beni affet, kurbanın olayım. O Tabii. kadın onu Onun affedecek ahını zaten. alma. Ahını Peki alma. yengeçler çok dikkat ediyorlar ikili ilişkiler konusunda. Onlar da 28'e kadar, 28 Gözünüzü Kasım'a seveyim, kadar. kalbiniz Çok iyi dinleyeyim. boşsa, yanlışsanız Allah rızası için kimseyi hayatınıza almayın. Çünkü Dolunay size dolandıran kadını, dolandıran adamı gönderir. Ve Peki. Merkür retrosuyla. İş hayatlarında ve Bir sağlık de durumları nedir? hırsızlıklara, evinizin kapısına Oo. falan çok dikkat edin. Bu bir hafta. Çantanızı çaldırmamaya, paranızı çaldırmamaya, efendime söyleyeyim kapılarınızı iyi kitlemeye, değerli eşyalarınızı saklamaya kesinlikle. Bak benim bir komşum pirince saklamış. Artık oralardan da buluyorlar hırsızlar. Tabii canım Pirinç artık. çuvalına saklamış bileziklerini. Artık ay Allah göstermesin. Tövbeler olsun. Peki
Ekleyeceğin var mı sağlık, aşk ve iş hayatında? Sıhhat ve sağlıkta, maddi konularda, bak maddi konularda yatırım yapmasınlar bu hafta. Hı. Araştırın, bakın ama gözünüzü seveyim yatırım yapmayın. Spotunuz ne? Spotum onlara, hırsızlıklara karşı dikkatli olun. Oo, bu kadar yani. Evet, hırsızlıklara maruz olabilecekleri olayları ve durumları yaşayabilirler. Aman çarşıya pazara çıktığınızda çok dikkat edin. Şimdi... Benim kızlar soruyorlar Instagram üzerinden. Merkür gerilemesinde Nuray Sayar'a diyor ki saç yaptırmayın, saç kestirmeyin. Kendi kestirmiş diyorlar. Ama ben Merkür retrosuna girmeden kestirdim. Topuzdu. Önceden kestirdim. Tabii önceden kestirdim ben, retro öncesinde. Sorayım dedim. Siz soruyorsunuz ya. Ama bir de ya. Şekerim şöyle bir şey var. Bende bir saç var ki uzamasa da olur. Ama yani, sen zaten Merkür gerilemesinde mi doğdun? Değil mi? Yok ben Merkür değil, retrosun. Benim Merkür'üm Oğlak'ta sağlam yerde. Katana gibiyim ben. Bir şey çıkı olmaz. Tövbe tövbe. Aslanlar ne yapıyorlar? Vallahi Nur kız 9 gibi ki ben 9 canlıyım. Maşallah. Maşallah subhanallah. Bu kere, hafta Allah var. Sırtım Allah'a yaslandıktan sonra çözülmelere de şükürler olsun. Bu hafta aslanlar çok şanslı bir haftadalar. Ya bak ben... şanslısın, mutlusun. Sevgili aslan, yaslan arkana. Yaslan bak senin için neler geliyor bu hafta. Vallahi bu hafta bir neşeli olacaksınız, bir neşeli olacaksınız. Oh. Çevremde de hiç aslan yok ki gideyim onlarla takılayım. Aa var, Elif'im aslan olur mu? Bu gece onunla yemek yiyeceğim. Çok şanslıyım. Doğru. Aşk hayatınızda çok mutlu olacaksınız. Efendim, gözyaşı döktünüz. Evliliğinizde ya da ilişkilerinizde ya da sosyal yaşamınızda. Kimleri hayatınızdan çıkarmıştınız, kimleri hayatınızdan kaçırmıştınız? Ya da kimler size haksızlık etmişti? Dan dan, kapı çalacak. Haksızlık edenler gelecek, helallik alacak. Sizi terk edenler size geri dönecek. Ama gerçekten hala sevginiz varsa... Hınca almak için birleşmek istemiyorsanız, bitmiş ve geri dönen kişilere bu dönem şans verirseniz tekrar mutlu olursunuz. Çünkü yapılan hataların doğru bir biçimde telafi edileceği bir haftadayız bu hafta sevgili aslanlar. Ayrılar barışıyor, küsler kavuşuyor, hüzün ve gözyaşı yapanlar gülümsüyor. İşsiz olanlar hayallerindeki işlere sahip oluyor. Çünkü çabaladıkları ve üzerinde çalıştıkları, sonuçlandıramadıkları, yarım kalan her türlü niyetleri, planları, dilekleri bu ayın 17'sine kadar onların hayatına sihirli bir değnek değmişçesine Allah'ım ya Tanrı adamı yarattı, Allah kadını yarattı edasıyla dolanacaklar etrafta. Yaşasın. Ay o köşesinden ben de alıyorum ayım aslanda. Öyle. Tabii. Aradan bir şey alıyorum ben de oradan. Ay burcum aslanı olduğu için. O psikolojide olmam bile yeterli. Şükürler doğru olsun. Özellikle iş hayatınızda yarım kalan her işinizi tamamlıyorsunuz. Diyelim ki siz bir aslan burcusunuz. Yurt dışına ilgili bir başvuru yaptınız. Ya da birçok kişi ya çok büyükten uçuyorsun, hayatta o holding seni almaz diyordu. Sen bir CV yollamıştın, üstünden de bir sene geçti. Dınk diye cevap gelebilir. Aniden. Bak hayallerine kavuşacakları. Ay süper. Yarım kalan istekleri, olmayan dilekleri ayın 17'sine kadar tıkır tıkır olacak. Ve ne olur bu hafta bir piyango alın. Aa. Bak muhakkak ben de alacağım. Bir piyango alın. Hangimize çıkarsa paylaşalım birbirimizle. Oldu canım. Niye paylaşmayalım? Bizim paramız var Allah'a çok şükür. Çıkarsa yandım bak. Ben herkese vereceğim. Kimin ihtiyacı varsa söz veriyorum bak. Ben şey de oynadım bu hafta. Ama daha bakmadım. Çıktı mı çıkmadı mı devretti mi bilmiyorum. Ben ne yapayım paraya yol? Daha ne kadar param olsun benim? Tamam, şükürler peki olsun. Hamdolsun. Yuvam olsun, düzenim olsun yeter bana. Yaşam enerjiniz yükseliyor her şey yoluna girdiği için. Ama gözünüzü seveyim. Şimdi Merkür geriliyor. Estetik olmak isteyebilirsiniz. Saçınızın rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. Şeklini değiştirmek isteyebilirsiniz. Merkür gerilerken, Nur Merkür gerilerken doğmuş. Onu bağlamaz.
İster saçını kahveye boyatır, ister yeşile boyatır. Her türlü değişim yapabilirsin. Doğuştan şanslısın anacığım. Maşallah, subhanallah. Tabii. Seni bağlamıyor yani Merkür gerilediği zaman. Sende bir şey de bozulmaz. Ay Allah'ım, bana nasıl getirdin konuyu? Aslandayız şu ama anda. Ama Merkür gerilerken doğmuşsun, o yüzden. Şimdi Merkür gerilerken doğduysanız, haritanızı biliyorsanız her türlü değişimde yapabilirsiniz. Her türlü yeni başlangıcı yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Her türlü yarım kalan işinize de hızlı bir şekilde karar vererek Merkür'ün gerilemesinden korkmadan adım atabilirsiniz. Yaşasın. Aynı zamanda ne olur bu hafta şansınıza güvenin. Bir piyango alın. Sizin bu tamam, hafta... piyango alacağız, o tamam, o bitti. Tamam bak, ayrılar barışacak. Kalbi boş olanlar Merkür gerilemesinde doğduysa tanışacağı aşka başlasın. Tamam. Ama evliler neye dikkat evliler etsinler? İlişkilerinde çok mutlu olacaklar. Romantizm dorukta olacak. Anlatacak bir şey yok. Sürekli bir öpüş kokuş durumu yaşayacaklar. Daha ne sorayım, dur. Ha, iş hayatları nasıl olacak? Başarı hızlanarak çok güzel gelirler, imkanların artışı, kendilerine duydukları güvenin yükselişi. Yani yolda yürürken bile bak böyle yapacaksınız, bu kesin aslan. O heybetinden kadar. Belli. Etekleri zil çalacak. Aynen, havalı havalı. Sağlıkları nasıl? Çok iyi. Yaşam enerjileri yüksek. Yaşam enerjileri yüksek. Cansınız aslanlar, bu hafta yaşadınız. Spotum sizlere, piyango alın. Alın ya. Vallahi Nuray Seyri diyorsa alın. Ben de alacağım. Bakmadım da. Sen niye? Sen arada neren aslan bakacağım ki? Nereye çıktı diye. Sen niye alıyorsun? Neren ayım aslan? Aslan'da. Ay burcum aslan ayol. Ha bir de öyle yani. Aa, mesela, bir de ben dolunayda doğmuşum. Dur bir dakika. Yükselen mesela aslansa da piyango alsınlar. Alsın tabii ki. Ay burcu aslansa ya da yükselen piyango. Dünya adım attığın yol zaten tamam. Senin haritanda. Yükselen aslan olanlar, güneşi aslan olanlar, ay burcu aslan olanlar hepiniz yapabilirsiniz bunu. Peki. Başaklar ne yapsınlar? Evet, onlara geliyorum şimdi. Tablomuzu bir görelim önce. Başak'ın tablosu. Oo. Bak, alınganlık. Ne, Nuray bu nedir olabilir? Ya? Tek yıldız ben vermişsin ya. Ben ne yapayım ya? Ama ben mi yapıyorum Nur? Hadi didişelim şimdi. Önce ne olacağını söyle bari hayatlarında. Aşk hayatınızda. Sonra nasıl o kötüyü iyiye çevireceklerini tamam, bak, söyle. Tamam bak, aşk hayatınızda alıngan olmayın ve davranmayın. Sevgi eksikliği hissettiğiniz anda bunu açık bir dille konuşun. Evli bir Başak Burcuysanız bakın. Ya da bir ilişkiniz var efendim. Alıngansın. Sen böyleyken adam ne anlayacak senden? Ya da kadın. Bu sefer kibir görüntüsü. Ya resmen şey diyorsun ya, trip atma sakın. Trip atma. İlişkinde. Yavaş yerler yaş. Dikkat et. Trip attığın anda ilişkini dengeden bozarsın. Ne yapacaksın biliyor musun? Sevgiye ihtiyacım var. Bana sarılmanı özledim. Bana ifade kullanmanı özledim. Saçımı fark et. Gözüme bak. Açık bir dille bunu söyle. E konuşmuyor. Konuşmuyorsa konuşmaz. Ama sen söyle, içine der dedim. Tripler atma. Gözünü seveyim. Sevgili Başak kadınları, Başak erkekleri. Tribiniz kibre neden olursa evinizde tartışmalar, gerilime, gerilimler, kavgalara neden olacaktır. O yüzden hakikaten hayat bir armağan ve süresi de yok. İnsanlar belli yaşlarda belli şeyleri, dengeleri bozulabiliyor, enerjileri değişebiliyor. Siz bu hafta açık bir dil ile evli bir Başak Burcuysanız, bir ilişkiniz var ise, yoksa çok şanslısınız. Çünkü trip yapacağız kimse yok. Ama sosyal ilişkilerinizde alıngan davranabilirsiniz. Bir arkadaşınızın size hitap şeklini beğenmiyorsanız, o arkadaşlığı sağlam bir şekilde sürdürmek istiyorsanız, ona deyin ki benimle böyle konuşmandan hoşlanmıyorum. Ya bu yönünü düzelt, arkadaşlığımıza devam edelim, ya da ben seninle artık görüşmeme kararı alacağım. Açık bir dille her şeyi. Başakları işte de, aşkta da, evlilikte de ne mutsuz ediyorsa, onları ne alıngan hale sokuyorsa, bunu açık bir dil ile ifade ettiklerinde o bir yıldız, 10 yıldız olur. Hmm. Yani kendi kendine trip yapıp bütün olayları kendi içinde yaşama diyorsun. Karşındakini anlat, konuş. Evet, kendi kendine trip atarsan karşı taraftakine hiçbir şey anlamayacak. İlişkinde daha çok çıkmaza girecek. Aynen, ne gerek var, sen bunu hak etmiyorsun.
Peki. Çıkmaz yaşamayı. Eğer bir ilişki yaşıyorsan buna dikkat edeceksin. Ya kalbi boşsa? Kalbi boşsa şanslı, trip yapacağı kimse yok. 28 Kasım'a kadar şahane bir şekilde yalnızlığını, keyfini sür. Bu dönem hayatına kimse sokma. Eğer bu dönem hayatına sokarsan gelecek veremeyeceği gibi kandırılırsın. Oh. Bak, başakların da tanıştıkları insanın geçmişini araştırması gerekir. Bence araştırarak geçirin. Kadın evli çıkabilir, adam evli çıkabilir. Kendinizi yasak bir aşkın içinde bulabilirsiniz. Çok dikkat edin. Ben Allah korusun, bir kadın evli bir adamla birlikteyse o kadın zaten hem cinsini aldatıyor. Kadın kadını aldatmamalı. Dolayısıyla bak, başaklar yasak aşklara maruz kalabilirler. Kişiler saklayabilir evli olduklarını. O yüzden aman diyorum, hiçbir şeye başlamayın, iyi araştırın. Ve sosyal hayatınızda arkadaşlarınızın size olan hitabetlerini beğenmediğinizde ya o insanları uyarın, alıngan olmayın, hayatınızdan çıkarın. Uyarmak çok iyidir, değişmesine vesile olursunuz. Bir de sevaba girersiniz, ne güzel. Onu kötülük yapmaktan arındırmış olursunuz. Aynı zamanda iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu olmaya özen gösterin. Onların da sevmediğiniz yönlerini söyleyin, uyumu yakalayın. Çevrenizdeki kişilerin hayatta başınızı değiştirebilecek, pardon, çevrenizdeki kişilerin hayata bakışınızı değiştirebilecek yerleri onları olduğu gibi, yani onları değiştirmeye çalışmak yerine onları olduğu gibi kabul edin. Biz kimseyi Yani değiştiremeyiz. çevrende kim varsa onun hayata bakış açısını değiştirmeye çalışma. Bak, bu kocan da olabilir. Beğenmediğin şeyleri söyle. Örnek veriyorum, siz çok inançlı bir hanımsınızdır. Eşiniz değildir. Şimdi Allah ona izin vermedikten sonra siz kendiniz gibi inançlı yapamazsınız ki. Ya da siz çok sosyal bir insansınızdır. Eşiniz seçici sosyal Asosyal, hiç Hristiyandır ya da sosyal değil. sosyaldir. Eğer bu adamla hayatı geçirmek istiyorsan ya da o asosyal kadınla hayatı geçirmek istiyorsan onu olduğu gibi kabul et. Peki. Değiştirmeye çalışma. Ama bir an önce seni rahatsız eden her şeyi itiraf et. Spotum da açık sözlü Bir ol. şey daha soracağım. Sor. İş ve sağlıklarını soracağım Başakların. İş Hı yaşamlarında, hı. Ve çalışma sağlıkları. düzenlerinde son derece programlı ve planlı bir haftada olacaklar. Sadece birlikte çalıştıkları kişiler ile uyumlu olmaya ama onları olduğu gibi kabul etmeye de özen göstermeliler. Sıhhat ve sağlıkta dert etmezlerse psikolojik olarak çok güçlü olacaklar. Spotları ne? Spotlarım, açık sözlü olun. Rahatsız olduğunuz her şeyi itiraf edin. Bu hafta eğer açık sözlü olmazsam kaybeden sen olursun. Tabii ki. Bir anlamda sen belki anlaşılmayı bekleyeceksin. Yani oturduğun yerden beni anlasınlar diyeceksin ama böyle bir şey olmayacak. Seni anlamadıkları için de ilişkin büyük tehlikeye girebilir. Açık sözlü ol sevgili Başak. Sırada kim var? Terazilerimiz var. Can teraziler. Bu hafta onlar bekliyorlar. Bakalım bu haftayı teraziler nasıl karşılayacaklar? Vallahi aşkta Aşk çok hayatları, iş şanslısınız. hayatları. Aşkta çok şanslısınız. Şimdi buradan hemen terazileri anlıyorum. Aşkta çok şanslısın dedi Hani ya. çocukken Terazilerin aşık yüzüne bir olursunuz gülümseme ya. geliyor. Çocukken aşık olursunuz ya, ilkokulda, ortaokulda. Ben de böyle dişsiz Fatih diye bir çocuk vardı. Terazi burcuydu. Bilinçaltımda kaldı herhalde benim bu terazi erkeklerine. Ve çok da dengesiz bir çocuktu. Çözdüm onu ben. Bilinçaltı çocukluk. Hep beni ezikliyordu ilkokulda. Yaşıyorsa uzun ömürler. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Şey diyorsun yani teraziyle bir deneyimim olduğu için. Ya 7-8 yaşında ne deneyimin olur Allah aşkına? E niye terazileri bu kadar Hayır, kötülüyorsun? dedim ki acaba orada ama dengesizler. Erkekleri şekerim. Erkekleri dengesiz yavrum. Ne bekliyor teraziyi? Hüseyin diğer tabloyu da getirelim Bana mi? DM'den bir beyefendi şöyle bir mesaj atmış. Siz ciddi anlamda münafıksınız. Ben de münafık ne demek dedim. Şeytan demek dedi. Yok. Tövbe tövbe. Niye beyefendicim? Ben teraziyim, kadın bana diyor, karım bana eziyet ediyor sürekli diyor. Ama dengeni düzeltirsen dedim, bana dua edersin. Yemin ediyorum 15 gün sonra dua etti bana. Teraziler neye dikkat edecekler bu Hayatım, hafta? aşkta çok şanslılar. Tamam. İşleri yoğunlaşıyor. Efendim, işleriniz yoğunlaşıyor. Sosyal ve aile iletişim ilişkilerinde bir tek ön yargılı olmamaya özen gösterin. Şimdi
Evli bir terazi burcusunuz efendim. Ya terazi erkeğisiniz ya terazi kadınısınız. Aile büyüklerinizle, ilişkilerinizle, ebeveynlerinize çok kıymet ve önem vermeniz gereken bir haftadasınız. Süper. Örneğin kayınvalideniz yaşıyorsa, kayınpederiniz yaşıyorsa, kocanıza annesini babasını şikayet etmeyin. Ne yapsın adam? O onun babası, o onun annesi. Hanım haklısın desen, haklı olmak istemiyorum, çözüm bulmak istiyorum diyeceksin. O yüzden bizler de kayınvalide olacağız. Bizler de kayınpeder olacağız. Yaşlar değişiyor, huylar değişiyor. Olaya böyle bakın bu hafta. Evli bir terazi burcuysanız lütfen ebeveynlerinizi eleştirmeyin. Kimseyi kimseye şikayet etmeyin. İlişkinizin enerjisini bozmayın. Aşkta çok şanslısınız. Ama aile meselelerini evli olarak bir terazi burcuysanız konu haline getirirseniz o beş yıldızınız bir bile olmaz, sıfır olur. Haberiniz olsun. Yani sağlam adımlar atmaya, endişesiz bir şekilde yaşamda yol almaya, güven duygunuzu kaybetmemeye, ilişkinizin enerjisi şahane, bunu başkalarını şikayet ederek bozmamaya özen gösterin. Çalışan bir terazi burcuysanız bak iş hayatında, İşleriniz o kadar yoluna giriyor ki uzun bir süredir hep haksızlığa uğradığınızı düşünüyordunuz. Hep zarar gören taraf olduğunuzu düşünüyordunuz. Ya da sizi sürekli ezen birileriyle çalışıyordunuz. Ya da sürekli sizi hırpalayan insanlarla bir aradaydınız. Ya da ne kadar çalışsam para kazanamıyorum diyordunuz. Bu hafta inanılmaz fırsatlar elde edeceksiniz. İyi paralar kazanacak, Süper. hak ettiğiniz yerde, hak ettiğiniz duruşta, istediğiniz kazançta olabilecek imkanları elde edeceksiniz efendim. Ve güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Dırdır etmediğiniz takdirde psikolojinizi bozmayacaksınız. Kimseyi eleştirmediğiniz takdirde Sorun şahane bir hafta olmayacak. geçireceksiniz. Kalbiniz boşsa, önceden gözünüze birini kestirdiyseniz ya da bir ayrılık geçirdiyseniz, Haber geliyor, haber müjdeli geliyor, haber. bir mesaj gelebilir bugün, dın dın, belki de gelmiştir. Hayatım, seni çok özledim. Yaptığım haksızlıklar için özür diliyorum. Hemen cevap vermeyin. Ağır Oyalasın olun. mı? En son kaçta girdin WhatsApp'a bir bak. 3-4 saat girme oraya. Hemen hakikaten hemen cevap Hemen verir cevap misin? verme. Sonra iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın da eski konuları açma. O sana diyecektir ki bir buluşalım, bir çay içelim, bir kahve içelim. Tabii ki içelim. İstersen bana gel, ben de içelim de. Dışarılara çıkma. Kimseye görünme. Bak bakayım kadın toparlanmış mı, adam düzelmiş mi? O enerjiyi alıyorsun, al elinde tut. Alamıyorsan hoş geldin, kahveni de içsin, hadi bay bay de. Görünmeye değmez çünkü. Baktın ki düzeltmiş kendini. Hala kalbin çarpıyor ona. O zaman kahveden sonra siz bilirsiniz. Yani bekar teraziler. Yeni aşklara Heh, başlamasınlar. var olan eğer Ama aşkıyla sorun önceden gözüne birini yaşamışsa. kestirdiyse, kadın ya da adam hava yapıyorsa ya da bir aşk yaşandıysa, ayrılık olduysa ceptedir bu hafta. O iş Kesinlikle. tamam diyorsun. O iş sizindir. Peki sosyal ilişkilerinizde ön yargılı olma demişsin, Evet. aile ilişkilerinde. Hem bak Problem ne mi dedim? var? Kocanızın annesini, karınızın annesini, aile enerjilerini sakın ilişkinize taşımayın. Ya Tamam. senin annen niye böyle konuşuyor? Senin baban niye böyle davranıyor? Görümcem şunu yapıyor. O beni taklit ediyor. Taklit güzeldir ya. Örnektir taklit edilmek. İşleri yoluna giriyor, iş Her şey hayatı. şahane olacak. Emine yapıyorsun, yapıyorsun da. Soruyorsun o da oradan Şimdi değil. çok tatlı. Tabii bu kanalın da kendi içerisinde bir yayın akışı olduğu için bize de ayrılan bir süre var. Tabii Ama ki. ben çok sormak istiyorum. Daha uzun konuşmak Bebeğim, istiyorum ama müsaade etmiyorlar. şahane Peki, olacaklarsın. dur. Şey de söyleyelim. Terazilerin sağlıklarını da söyleyelim. Spot verelim. Kimseyi eleştirmedikleri takdirde, kimseyi kınamadıkları takdirde huzurlu, sağlıklı bir haftadalar efendim. Spotumuz ne? Spotum onlara. Kimseyi eleştirmeyin. Bu arada Hüseyin, Emine'ye gösterir misin? Emine, az önce yaptığın hareketi tekrar yapacaksın. Bütün seyirci dur. Bütün Ama o seyirci da nasıl bir çırpınıyor? dakika. Bütün çıplaklığıyla kamera arkasında görecek. Zıplayarak Bak, yapamam. Demin yaptığın getireceğiz gibi. şimdi ekrana. Bak. Böyle değil, böyle değil. Böyle böyle, böyle böyle. Hatta kalkayım yapayım, bak böyle. Tövbe tövbe.
Akrepler. Akrepler kız kıpkırmızı oldu. Yerim seni be. Akrepler gel gel gitme Emine. Sultanım olayım. Akrep. Oo, bu hafta aşkta zor bir haftadasın. Vallahi neden zor bir hafta? Bu hafta gizemli tek konulara. Tek yıldız vermişsin ya. Ha? Tek yıldız vermişsin. Aşkım dikkat ederlerse onu 10 yıldız yaparlar. Niye böyle? Söyleyeceğim şimdi. Şimdi söylüyorum. Haydi söyle. Bir de atarlanıyorsun bana tek yıldızlarda. Hayır ya, üzülüyorum. Niye böyle diye. Ama aşkım uyarı gerekiyor. Uyarı ki dikkat edelim. Yani sen nasıl beni uyarıyorsun örneğin? Neye dikkat etsinler? Ben dikkat ediyorum. Bak şimdi söylüyorum. Bu hafta gizemli konulara son derece meraklı olacaklar. Sakın başkalarının hayatına karışmayın. Kimsenin işine karışmayın. Size verilen sorumlulukları yapabiliyor musunuz? Başarabilir misiniz? Başaramaz mısınız? Bunu düşünmeden hemen yaparım diye zıplamayın. Birine bir söz vermeyin. Bu hayat arkadaşınız da olabilir. Önce yapabilir miyim düşünün. Eyvah eyvah. Tabii, yoksa büyük tartışmalara neden olabilecek sorunların gündem konusu olmasına neden olursunuz. Ondan sonra da suçlu ararsınız. Suçlu kim? Siz. Tedbirli olmadınız, dikkatli olmadınız. Kendinizi travmaya, kendinizi sıkıntıya, kendinizi belirsizliğe sokmaktaydınız da. İlişkiler konusunda, hem evlilik ilişkilerinde, hem sosyal ilişkilerinizde, hem iş ilişkilerinizde gözünüzü seveyim. Yapamayacağınız işleri ele almayın. Yapamayacağınız sözleri de vermeyin. Peki. Çünkü büyük güven kayıplarına maruz kalabilirsiniz. Ya. Aşk hayatınızda taşkınca duygulardan kaçının. Ne demek o? Taşkınca, şımarıklık. Kapris. Kapris. Ukala konuşmalar. Taşkınca duygular. Taşkınca duygular. Yani eşiniz iş ve cilde kaldıramayabilir. Elinizi kolunuzu oynatmadan hanım hanım olmaya çalışın. Benim hiçbir yerimde hanım olmuyor gerçi ama her yerim sallanıyor. Tövbe. Hareketliyim, enerjik kadınım, ne yapayım. Dolayısıyla iş hayatınızda kindarlık yapmayın. Bak, kin kadar kötü bir enerji yok. Dur, iş hayatına geçmeden aşk hayatlarını konuşalım. Yani bu hafta gerçekten kaprisli olmasınlar. Kaprisli şey yaparlarsa ayrılık mı olur? Dağılırlar. Çünkü bak, burçlarında gerilemekte olan Merkür, karşıt burçlarında doğacak olan Dolunay. Şimdi Boğa'nın karşıtı Boğa. Akrep. Akrebin karşıtı Boğa. Dolayısıyla her şeyde toslarsınız. Eyvah. Ve ben bu hafta öyle güzel bir ritüel vereceğim ki. Bak, programın sonunda. Bunu 12 burç yapsın ama boğalar ve akrepler özellikle yapsınlar. Şimdi diyelim ki akrep burcusunuz, bir ilişki yaşıyorsunuz ve çıkmazdasınız. Şimdi evliliklerinde ayrılmak üzere olanlar da bizi dinliyor. Efendim, ya da ayrılmış olanlar da var. Ayrılmış ya da ayrılmak üzere ama aşk acısı çekiyor. En güzel teknik ne biliyor musunuz? O ritüelde gizli. Tamam, biraz sonra veririm. Aynen ritüeli. Öyle. Tamam. Özellikle şimdi, ayrılık aşamasında olanlar için de. Şimdi akrep burcu bu tek yıldızı nasıl 5 yıldız haline getirebilir? Ne yapsın? Şimdi hiçbir şeyi gizlemeyecek, saklamayacak. Gizemli duruş, tavır sergilemeyecek. Örneğin hissettiği gibi hareket edecek. Diyelim ki perişan durumdasınız. Kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Hayat arkadaşınız sizi yanlış anlar diye güçlü oyunu oynuyorsunuz. Karınız da size diyor ki hafta sonu şuraya gidelim. Gidelim hayatım diyorsunuz. Bu bir söz oluyor. Hayatım, ben çok kötüyüm. Kendi psikolojik olarak yorgun, bitkin hissediyorum. Güçlü olmak zorunda değilsiniz. Yani kendi duygunuzun dışında bir duygu yansıtmayın. Asla. Neyseniz o olun. Güçlüyseniz güçlü olun. Ağlamak istiyorsanız ağlayın. Gülmek istiyorsanız gülün. Olanız gibi maske takmayın. Gizemli işlere girmeyin. Yalanlar, yanlışlar çevirdiyseniz, haksızlıklar ettiyseniz hayat arkadaşlarınıza, eyvah diyorum size. Hemen itiraf edin. Çünkü gizli saklı her şey ortaya çıkacak. 28 Kasım akrepler için de geçerli. Hayatlarına kimseyi almama konusunda. Kesinlikle hayatlarına kimseyi almasınlar. 28 Kasım'a kadar. Evet. İş hayatlarında yoğun çalışacaklar ama dediğim gibi
verilen sorumlulukları kaldıramayacaklarını düşünüyorlarsa itiraf etsinler. Bu şu anda bu sorumluluğu alabilecek kapasitede psikolojik olarak, beden olarak değilim. Bana bir hafta zaman verin diye müsaade isteyin. Tamam. Peki Yapamam demeyin. sağlık konusunda? Kindarlık bak. Önceden iş hayatında çalıştıkları kişilerden haksızlığa uğradılarsa herkesin bu hayatta bir görevi vardır. Kimse kimseye boşuna kötülük etmez. O size eksik olan bir yönünüzü tamir etmeniz için. Bak ben niye Nuray Sayır oldum? Allah ömür versin, sağlık versin kayınvalidem sayesinde. Yaptığı bütün haksızlıklar bir yana öğretmenlik oldu. Dolayısıyla siz de kindarlık yapmayın. Peki. Kesinlikle ve kesinlikle kin tutarsanız içinizi karartırsınız. Bu da sizin auranızı kirletir. Kendinizi bitkin yorgun hissedersiniz ve depresyona sokarsınız. Spot ne akrebe? Kindarlık yapmayın. Y'yi getiriyorum ekrana ben spotu yazarken. Bu arada 12 burcu tekrar edeceğiz. İzleyemeyenler varsa, burcunu kaçıranlar varsa tekrar edeceğiz. Az sonra gelecek. Kindarlık yapma dedin sevgili akrebe. Sırada yay var. Evet. Yayların aşk hayatında 2 yıldız eksik. Diğer taraflar güzel. Parada, sağlıkta. Eksik olanla Şimdi bak, başlayalım. eksik olanla Diğer ihmalcilik. tabloyu da getirelim Hüseyin İhmalcilik. ekrana. İlişkilerinizi ihmal etmeyin. Evli bir yay burcusunuz efendim. Ya da nişanlı bir yay burcusunuz. Ya da bir ilişki yaşayan bir yay burcusunuz. Lütfen gökyüzünün sizden istirhamı var, ricası var. İhmalci tavırlar sergilemeyin. Yani bu herhalde İhmalci işlerinizi de ihmal olmayın. etme diyorsun, hem ilişkinizi de ihmal etme diyorsun bu Bak hafta. hem işlerinizi hem ilişkilerinizi hiçbir konuda ihmalci olmasınlar. Özellikle ilişkide ihmalcilik ayrılığa, dalgalanmalara, kopmalara, büyük kaoslara, yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Efendim kendinizi bu hafta yorgun hissedebilirsiniz. Bundan dolayı flört ettiğiniz kişiyle görüşmek istemeyebilirsiniz. Bir de bu hafta boyu yaşama ve özgürlüğe çok bağlı olacaksınız. Kimsenin dibininde dolanmak istemeyeceksiniz. Kimsenin de sizin dibinizde olmasını istemeyeceksiniz. Fazla dışa dönük olmanız aşk hayatınızda krizlere neden olmasın. Bak, şimdi evli bir yay burcuysanız katıldığınız ortam vardır, eşinizi götürebilirsiniz. Katıldığınız ortam vardır, eşinizi götüremezsiniz. Ama hesap vermek zorundayım moduna girmeyin. Efendim, evliyseniz karınız da size hesap vermek durumunda. Siz de karınıza hesap vermek durumundasınız. Zorundayım diye bir kelime yok. Durumundayız. Allah'ın emanetleri çocuklara sahip yay burçlarıysak birbirimize ifade etmek durumundayız. Zorundayım kelimesini kullanmayın. Yani geç gittiniz eve, ben geç geleceğim deyin. Senin katılamayacağın bir ortamdayım deyin. Açıklama yapın. Aşırı özgürlük düşkünlüğünüz, fazla dışa dönük olmanız bu hafta hem yay kadınında hem yay erkeğinde muazzam derecede kaoslara neden olacak. O yüzden bu kaosların yaşanmasını istemiyorsanız, yapmayı istediğiniz planlarınızı, programlarınızı eşinizle paylaşın. Lütfen. Bunu paylaştığınız takdirde hemen o krizlerin başlamadan bitmesine neden olacaksınız. İşlerinizi de ihmal etmeyin. Bugünün işini yarın yaparım yapmayın. Bugün neyi bitirmeniz gerekiyorsa onu bitirin. Galiba yaylar hiçbir konuda hiçbir İhmalcilik. şeyi ihmal etmemeleri gerekiyor. İhmalcilik onların bu hafta paraları iyiyken bozulmasına, aşkları kötüyken dikkat ettiklerinde düzelmesine, fazla dışa dönüklük çok gezen mesele getirir başına. Fazla gezinmeyin. Ki yay biraz da sever galiba, değil mi? Zaten Yani bak, daha özgür bir ruhtur. anam, eğer birinin mutsuz olmasını istiyorsan ya yay karısı olsun ya yay kocası olsun Niye ya da ya? yay çocuğu olsun, hesap vermek zorunda değilim diye sırtında çantası olan herkes yaydır. O Bak, kadar mı? motosiklet kullanmayı severler, sırtlarına çantayı takarlar. Onlar için bir ayakkabı, bir tişört, bir pantolon yeterli. Giyinecek de, kuşanacak da, kendine bakacak. Bir de genişlemeyi de sever. Boğazını da tutmaz. Yer de yer. Aramızda yer var mı? Dolu, ekran başı dolu yay. Ah. Ekran başı dolu Dolu yay. yay tabii ki. Yay özgürlük sever aşkım.
Yaydan bir şeyi isterken çok dikkat Benim edeceksin. arkadaşımın annesi yay. Bak bir sabah çıkıyor. Otobüse biniyor. Alabildiğine geziyor. İniyor. Her durakta iniyor. Bir de simit alıyor. Sahil boyu dolaşıp tekrar eve geliyor. Onur'un annesi mi? Yok, sen tanımıyorsun arkadaşım ve o kadar tatlı ki buradan izliyorsa Seval teyzeye çok sevgilerimi gönderiyorum. Yay ve tipik yay yani. Hiç kimse ona hesap sormasın. Özgürlüğünü Bizim seviyor. Seva de yay burcu, o O da da mı yay? öyle. Bütün taksi şoförleri onun da arkadaşı. Çok tatlı yaylar. Peki Londra'da mesela şimdi annem benim. dışa dönük olması aşk hayatlarında ne gibi bir sorun yaratacak Aşkın yaylarım? yanlış anlaşılmalara, kıskançlık krizlerine, şüphe çekmelerine, gerçekten yanlış bir şey yapmıyorsa bile yanlış bir durumdaymış gibi görüntü verecek. Sağlık ve iş hayatları nasıl? İhmalci olurlarsa yolunda giden işlerin yolundan çıkmasına, paraları varken parasız kalmaya neden olurlar. İhmalcilikten arınsınlar. Peki iş hayatları? İş O da ihmal. hayatlarında ihmalci olmazlar ise Bizden çalışarak söylemesi. düzenli, programlı, sağlam adımlar ile yolunuza bakıp ilerlemeye bakın Spotumuz efendim. ne? Spotum onlara çok özgürlük sıkıntı getirir. Hemen Oğlaklara geçiyorum. Evet. Bakalım önce bir tablonuzu görelim. Ben notumu alırken tabloyu verirsek ekrana Nuray da tek tek anlatsın bize. Şimdi sevgili oğlaklar, bir hafta boyunca kendinize sürekli geliştirmeye her konuda ihtiyaç duyacaksınız. İşleriniz sizin için çok önemli. İşlerinizde mükemmeli arzularken çevrenize baskıcı tutumlar sergileyebilirsiniz. Aşkta asla boş vermiş olmayın demişim. Şimdi hemen iş hayatınızla birlikte başlamak istiyorum. Plan, program ve hedef ile hareket etmek isteyeceksiniz hafta boyunca iş hayatınızda ve çalışma yaşamınızda. Tabii ki düzeni seven, tabii ki yönetme konusunda başarılı olan siz oğlak burçları yönetilmeye kapalı burçlarsınız. Tamam, bir patron oğlak burcuysanız zaten bir yöneticisiniz. Ama çalışan bir oğlak burcuysanız siz patronunuzu nasıl yönetmeye kalkabilirsiniz? Sakın böyle tavırlar sergilemeyin. Olasılıkla Dolunay'ın verdiği sert enerjiyle Merkür'ün de oluşturduğu retroyla oluşacak bazı açılar sizi çarşambadan sonra çarpabilir. Tövbe tövbe. Tabii anacığım bir anda şey diyebilir. Eyvallahım yok benim sizin emirlerinizde, işinizde bir oğlak heybekine girebilir. Anam sonra işsiz kalır. Pişman olur. Tabii ki pişman olur. Yani ne olur gözünüzü seveyim. Ani yükselmelerden kaçının. Oğlak erkekleri, peki efendim, peki efendim. Oğlak kadınları, tabii efendim, peki efendim. İş hayatınızda patrona patronluk yapmaya kalkmayın. Yöneticiyseniz de mükemmeli ararken baskıcı tutumlar yapmayın. Allah'ın sopası yok. Yani Peki. kimseyi ezmeyin. Tabii ki her şey mükemmel olmalıdır ama sizden altta olan insanları sakın ezmeyin. Belki farkında olmadan gezegenlerin kombinasyonuyla yapmışım dersiniz ama kimsenin ahını almayın bu hafta oğlaksanız. Aşk Gerçekten almayın. hayatlarında Şimdi aşk tek hayatlarında yıldızı nereden kırdın? Neye dikkat boş etsinler? vermiş olmayın. Boş vermiş olmayın. Aşkta asla boş vermiş olmayın. Eşinizin, evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa bir sorun. Tamam, çok yoğun bir iş süreci geçirmiş olabilirsiniz. Bir sürü sorun, bir sürü zahmet çekmiş olabilirsiniz. Tamam, Plüto, Satürn sizi zorluyor, yoruyor, yıpratıyor. Okey, anlıyorum ben sizi. Ama ne kadardır baş başa yemek yemediniz? Ne kadardır eşinizin ruhunun neye ihtiyacı olduğunu sordunuz? Ne kadar odur onun gözünün içine baktınız? Kadın erkek ne fark eder? Bak gözlerinin içine, hiçbir şey yapamıyorsan onu özlediğini söyle. Onu sevdiğini söyle. Bir kadının da bir erkeğin de buna ihtiyacı var. İşlerinizden, sorumluluklarınızdan, hayat şartlarınızdan, ekonomik koşullardan. Tamam, ne yapayım ben? Ailem için çalışıyorum. Ama biz kadınların da erkeklerin de sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var. Yani oğlak
Boş vermiş bugünlerde olmasın biraz ne olur. ilişkisinde boş vermişlik yaşayabilir. Yani paranız da olmayabilir ya. Belki bir çek yatınız var, bir televizyonunuz var. Alın bir tas çekirdek. Tutun el ele. Çok Ya her romantik şey oldu. para mı ya? Her şey para mı? Bir de çay demliği. Çitle çitle hayatın keyfini çıkar. Aynen öyle. İnan bana. Çitle ya da git bir park kenarı ama havalar yarın soğuyormuş. Üşürsünüz bu sefer de. Evde oturun dizi seyredin. Müzik dinleyin. Tamam. Diyorsun ki oğlak Romantik ilişkine ol. sahip çık. Romantik ol. Boş Belki vermiş 20 yıllık olma. bir evliliğin var ama nasılsa bizim adam deyip adamcağızı kenara atma. Ona biraz önem göster, özen göster. Yoksa istemediğin şeylerle karşılaşırsın diyebilir misin? Tabii ki diyebilirim. Tehlike çanları çalabilir. Ayrılık olmaz da onlarda. Sabitler Dağılmalar çünkü olabilir şey belki yani. olabilir, küslükler, kavgalar, Dargınlıklar. geçimsizlikler. Bir hele çocuklu bir aile ise Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Amin. Bir yuvayı kırarken bütün evren tir tir titrermiş biliyor musun? Melekler gözyaşı dökermiş. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Peki bekar oğlaklar amin. Valla oturun mis gibi keyifli yalnızlığın tadına varın. Bu yalnız kalmak istiyor herhalde. Hayır. Bugün 12 burcu aynı şeyi söyledi. Ama Otur aşkım yalnız Merkür geriliyor. Ne yapacak? Şimdi Merkür gerilerken çektiği ilişki başını ağrıtacak. Yalancı adam gelir, yalancı kadın gelir. Bak kalma. ne dedim, dolandırıcı gelir dedim başa. Çünkü Oğlağa ne hepsinin gel gelir? ona da yalancı gelir. Küstah kadın küstah erkek seçer. 28 Kasım. Aman gözünü seveyim, kimseyle Ay, olmayın. tehlike çanları çalıyor. Aman ne olacak, hayat Peki. aşktan mı ibaret Allah aşkına? İş hayatlarını söyler misin? İş ve Ay bak, sağlık. iş ve sağlıkta özellikle yönetici olanların, dedim ki işçiysen patronunu yönetmeye kalkma, işinden olursun. Yöneticiysen sen aslar üstler diyoruz ya biz, iş seviyesinde beyaz yakalılar. Böyle kimseyi ezmeyin, bu dönem aha almayın. İş bilmiyorsa öğretmeye çalışın. Babalık yapın, ablalık yapın. Peki, spotunuz ne oğlan? Spotum onlara. Kibir yapma. Evet, kibir Yapma. yapma, kibirden uzak dur. Aynen öyle. Sevgili oğlak. Kova ve balık var. Şimdi kaçıranlar ve izleyemeyenler yazıyor bunu. Ya biz burcumuzu kaçırdık. Merak etmeyin. Az Tekrar sonra döneceğim edeceğiz. ve spotları ile birlikte tek tek 12 burcu yorumlayacağız. Kova ve balığı da biraz sonra detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Lütfen bu arada reklam arası verdiğinizde hemen internete girin. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalında bir tıkla da abone olun. Evet. Sonra 2 saat sonra video yükleyeceğiz oraya. Bir yorum bırakın. Nuray Sayarı bir kişinin astrolojik haritasını çıkartacak. Benden söylemesi. Evet. Oğlaklar en son kibir yapma dedik. Sıra geldi kovalara. Evet. Çok sevdiğim kova bir arkadaşım var. Sevgili Sait Ankara'dan şu anda bizi izliyormuş. Ay Aylin'e sevgiler. sevgilerimi gönderiyorum. Ben de kovayım. Ben de Eşi seni çok sevdiğin canım arkadaşınım. benim. Kıskanırım. Eşi yengeç, kendisi kova. Aa, Evet. su Sait kovaya yengeç. dolar. Dur, Sait yengeç, Aylin kova. İyi mi? Aydın kova. Kova görevi o. Kocadan yana şanslı maşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Allah Öpüyorum muhabbetlerini ikinizi bozmasın. de. Peki kovaları bu hafta ne bekliyor? Valla hafta boyunca geleceğinize konsantre olun diyor gökyüzü. İdeallerinizi ve meraklarınızı ön planda tutarken ruhsal biçimde açığa çıkarmak çok önemli olacak sizin için ruhsal anlamda. Hafta boyunca yakın çevrenizle iyi ilişkiler içerisinde huzur bulacaksınız. İnşallah. Öncelikle sevgili kova burçları, Salı günü meydana gelecek olan Dolunay'ın Boğa burcunda doğması ev ortamınızla alakalı kökten temizlik yapma isteğine ihtiyaç Ne duyacaksınız. yapacaklar yani? Şimdi kova kadınları bu hafta hele Merkür gerilerken kimsenin görmediği dağınık çekmeceler, efendim ev tertemiz görünür ama bazı yerlerde hiç kimsenin bilmediği, görmediği kirli alanlarınız vardır. Derin temizlik düşkünü olacağınız bir hafta yaşayacaksınız bu hafta. Aynı zamanda iş hayatınızda çalışan bir kova kadınıysanız işinizde de aynı titizliği göstereceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin de titiz olmasını, titiz davranmasını isteyeceksiniz. İşte orada itici olabilirsiniz. Herkes sizin modunuzda olmayabilir. Herkes bu hafta sizin enerjinizde olmayabilir. Başkasının işine karışmayın.
İletişim ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız. Efendim bu hafta çok fazla sorumluluk sahibi olacaksınız. Tamamen geleceğinize odaklanacaksınız. Geçmişe ait hiçbir şeyin sizi etkilemesine müsaade etmeyeceksiniz. Aynı zamanda sosyal ilişkilerinizde ve iş ilişkilerinizde ekonomik koşullar altında biraz kendinizi baskıda hissediyor olabilirsiniz haftanın ilk 4 günü. Bu durum hep böyle mi devam edecek diye kaygılanmayın, endişelenmeyin. Seyahat planları yapmaya kalkabilirsiniz. Ama bu dönem gözünüzü seveyim Merkür gerilerken seyahat planı yaptığınız anda hani internet üzerinden satın alıyoruz bilmem ne yapıyoruz planlar yapıyoruz. Kandırılabilir, dolandırılabilirsiniz. Bilmediğiniz hiç elektronik alanlardan alışveriş Ha, yapmayın. şimdi onu söyleyeceğim. Sadece seyahat mi yoksa mesela Alışveriş de yapmayın. internet üzerinden yapacakları her şeyde mi? İnternet üzerinden asla kredi kartınızla da ne deniyor havale ödemeyle de alışveriş asla yapmayın. Ciddi anlamda maddi zarara maruz kalabilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Problemler içerisinde olabilirsiniz. Ciddi kaoslar yaşayıp geçirebilirsiniz. Tedbirli ve dikkatli olduğunuz takdirde bana dua edersiniz, kendinize de teşekkür edersiniz. Aynı zamanda bir kova burcu olarak hafta boyunca çevrenizdeki herkesle huzurlu olmak isteyeceksiniz. Hepimizin sosyal hayatında, aile hayatında olabiliyor mutsuzlukla beslenen insanlar. Hep kendini akıllı zanneden ama çevresindeki insanları aptal gibi gören insanlar oluyor böyle insanlar. Onları boş verin. Kafanıza bile takmayın. Üzülmeye bile değmez. Auranızı, ruhunuzu, kalbinizi hiç geçimsiz insanlarla doldurup niye böyle yapıyor, niye şöyle yapıyor demeyin. Birlikte çalıştığınız bir insan da sizi yoruyor olabilir. Onu olduğu gibi kabul edin. Hasta o değil. Önünüze bakın. Değiştirmeye de çalışmayın, düzeltmeye de çalışmayın bir kova burcu olarak. Özellikle internet üzerinden sakın alışverişler yapmayın. 28 Kasım'a kadar. Tamam, bunu Para kaybı. kovalar ceplerine koydular. Para Aynen kaybı öyle. olabilir. Çalıştıkları ortamlarda birlikte iş ortaklığı yapan bir kova burcuysanız, vergi borçlarınız, mali problemleriniz gündem konusu olabilir bu hafta. Ama hepsini çözümleyeceksiniz. Hiç Ay üzülmeyin. inşallah. Hatta bir kredi başvurusunda bulunduysanız, çekemediyseniz o kredi bu hafta size gelebilir. Efendim sizi boğan, sıkıştıran, baskılayan borçlardan arınıp kurtulabilirsiniz bu hafta. Hafta boyunca da evli bir kova burcuysanız, evliliğinizde çıkmazlarınız varsa bu çıkmazları çözümlemeye konsantre Hadi olacaksınız. inşallah. Hatta sizden hiç vazgeçmeyeceğini düşündüğünüz ve kaybetmekten korktuğunuz bir partnerle birlikteyseniz vazgeçilmiş olduğunuzla da yüzleşebilirsiniz. Hiç O kimse kadar kendine güvenme diyorsun. tabii bak Her an kapının hiç önüne kimse konulabilirsin. vazgeçilmez değil. Kova kadını, kova erkeği, kova gençleri gözünüzü seveyim. Eğitim hayatlarınızda da ihmalci olmayın ve davranmayın. Okumanız gereken kitabınız varsa okuyun. Çalışmanız gereken dersleriniz varsa aman vakit var sınava demeyin. Zihninizi, bilincinizi olabildiğince eğitimde olanlar, işi gereği eğitim alanlar, okuma nedeniyle eğitimde olanlar ihmalci tavırlar sergilemesinler. İşsiz olan kovalar bu hafta geçmişte başvuru yaptığınız işlerden haberler alabilirsiniz. Yeni iş teklifleri de gelebilir. Aman canım belki Merkür gerilerken giremem diyemeyeceğinize göre girin. O da bir deneyim olsun size. O kapı başka bir kapının açılmasına neden olur. İnşallah. Kalıcı olmazsınız ama mutlaka ya biri karşınıza çıkacaktır ya kapı kapıyı açacaktır. İşsizliğiniz sona erecektir ve bitecektir. İyi İnşallah. para kazanacak, iyi imkanlar elde edeceksiniz. Geçen hafta sağlık durumunuz çok berbattı. Ben de bir kovaydım. Hakikaten perişandım. Şükürler olsun ama şükrüme şükür kattım. Bu hafta sağlığımız çok iyi. Sıhhatimize sıhhat katacağız. Daha nasıl sağlıklı olabilir mi araştırmalarını yapacağız biz kova burçları. Kendimize bir kalite katacağız. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani etrafımızdaki o
lüzumsuz insanları şöyle bir Yani Merkür gerilemesiyle arındıracağız. arındırdı Arındırdı kovalar. mı? İyi Kova çok hadi. büyük temizlik yaptı hayatında. Şimdi artık kalıcı, her şeyin kalıcı olmasına konsantre oldukları bir süreç ve bir dönemdeler. Bekar kovalar ne Bekar yapıyorlar? kovalar. Efendim onlar bu dönem aşka başlamasın. Merkür gerilerken Merkür bizim iletişimimizdir. Merkür bizim kalemimizdir. Merkür bizim düşünme şeklimizdir. Merkür bizim ifademizdir. Merkür gerilerken doğmuş bir kova burcuysak geleni kapın. Ama Merkür gerilerken doğmamışsak tanımak istiyorsanız tanışın. Zaten bir şey çıkmaz o işten. Arkadaş olduk mu olduk. Bir dahaki Merkür'de bela olur başımıza yine geri gelir. Peki, spot ne? Spotum onlara. Hayata konsantre olmayı ihmal etmeyin. Çok sevin hayatı. Hayat sevince güzel. Hayata ve olaylara konsantre ol. Bir de sevdiğine sahip çık. Yok yok sevdiğine değil sen hayata sahip çık. Öyle mi? Niye sevdiğine sahip çıksın ayol? Hay, buradan belki kova arkadaşlarıma mesaj veriyorum. Ne olacak? Ha peki o zaman tamam. Onlar kendilerine sahip çıksın yeter. Öyle mi diyorsun peki? Kovanın spotunu aldıktan sonra balığa geliyorum. Az sonra bakın Merkür geriliyor ya, Nuray Sayar'a tek tek spot verdi. 12 burçla ilgili tek tek spotu tekrar edeceğim. Neye dikkat edeceksiniz? Ama önce balığı bir dinleyelim. O son burcumuz. Evet. Uzun uzun dinleyelim. Canım balıklar, Bu çok duygusal arada balığımlar, çok tatlılar. şunu söylemeyi unuttum. 6 Aralık'ta bu yılda yine Türkiye'nin en iyi astroloğu ödülünü alıyorum. Harikasın. Ve sağ olun. Ödülü Bursa'da alıyorum. Bu ödül benim değil, sizlerin ödülü. Yaklaşık ben 7. senem olacak bu sene Beyaz TV'de. Evet. Bu aileye katıldığım günden beri hem dünya ödülü aldım. Arkamdaki kanalıma ve sana çok teşekkür Biz ediyorum. teşekkür Allah ediyoruz. sizden Canım. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. ebeden razı olsun. Senden de. Ben çünkü gerçekten anneli babalı yetim olan çocuklardanım biliyorsunuz. Kimsem yok benim. Ama çok güzel bir ailem var. Nur benim kız kardeşim. Canım sağ ol. Seni çok seviyorum. Biraz daha konuşsa ağlamaya başlayacaksın. Biliyorum ben. Ay balıklar dur. Ya, tam da balıklarda yaptım. Artık senin ağlamanı görmek Hayır istemiyorum tamam artık. ben Şunu söylüyorum duygulandım. ona. Gerçekten çok duygusal. Hep yalnız olanlara da şunu söylüyorum. Ya ne kadar yalnız olursan ol. Hepimiz zaten dünyaya yalnız Allah geldik. var. Yalnız gidecek. Ya Allah dostun olsun, dünya düşmanın olsa vırs gelir tırs gider derler ya. Siler misin gözünü Allah. yaşını? Seni seviyoruz. Ben çok seviyorum çünkü Çok duygusal, çok duygusal. çok haksızlıklara uğradım. Elimi bırakmayan Beyaz TV çok iftiralara uğradım. Elimi bırakmayan Nur Viral oldu. Canım Ve benim. sizler oldunuz. Allah razı olsun. Senden de. Ödül benim değil sizlerin. Sevgilim Tamam. yaşını. Bu arada kitap için de teşekkür ediyorum. Listede şu anda. 10 günde başarıya tırmandı. Duygu Ayrıca patlaması yaşıyor emirim. canım benim. Bak Sağ balıklar olun. şu anda var ya, Tamam. onlar da Tam ekranda da duygu balıklarda patlaması yaşıyor. ağladım ama işte. Ama çok duygulandım. Ödül benim değil ki izleyenlerimin. Sağ ol canım Sen de benim. sağ ol. Bak sen de ağladın. Balıklar ne yapıyor Nuray? Ağlamıyoruz artık. Tamam seviniyoruz. Bu ama mutluluk gözyaşı. Sevgili balıklar. Sevgi konusunda içten ve romantik olmak önemli olacak hafta boyu sizin için. Bu hafta asla tembellik yapmayın. Yan gel yatma. Neydi 10 dönüm bostan yan gel Osman sakın. Yan gel yat Osman. Maddi manevi kendinize güvenin sevgili balıklar. Şimdi detaylara geliyorum. Kesinlikle. Sevgili balık burçları. Dolunay Boğa burcunda meydana gelmesi siz balıklar için ne yaşatıyor efendim? Öncelikle düşünce ve duygu olarak ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gereken bir haftadasınız. Özellikle de gelecek olan size yeni iş projeleri sayesinde önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Yani Merkür gerilemesinde gelebilir. Merkür gerilemesinden sonra da projeler gelişebilir ve gerçekleşebilir. Finansınızı ve gelirinizi arttıracağınız bir döneme giriyorsunuz Dolunay ve sonrasında. Çalışanlar, iş çevrelerindeki herkes tarafından sevilip saygı görecek. Bu Süper. durumda
onların çalışma motivasyonunu öyle bir yükseltecek, öyle bir yükseltecek ki bir anda hani dibe vurmuştum, şimdi tepeye çıktım diyebileceğiniz bir haftadasınız bu hafta. Kesinlikle sanat faaliyetlerine çok düşkün olacaksınız bu hafta. Aynı zamanda gelecek kararlarınızla ilgili ertelenmiş bir iş yükselişi bu hafta gerçekleşebilir. Vaktiyle sözü verilmiş bir terfi bu hafta önünüze gelebilir. Vaktiyle size sunulmuş bir para, bir zam olayı size sunulabilir. Yani tam anlamıyla siz bu hafta büyük beklentilerinizi geliştirip gerçekleştirirken maddi, manevi anlamda çok huzurlu olacaksınız. Ama neye dikkat etmeniz gerekiyor? Geçmişe ait yaşanmış haksızlıklar, geçmişe ait yaşanmış dolandırılmalar, geçmişe ait uğranılmış ihanetler. Ama bu hafta bunları gündeminize taşırsanız sağlığınızı da ciddi bozarsınız, huzurunuzu da yok edersiniz, geleceğinizi de mahvedersiniz. Ne olur geçmişi bitirin. Geçmiş geçmişe başınıza kalsın. Başınıza ne geldiyse, bakın evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz. Ayrıldığınız insanla arkadaş olun. Çocuklarınız varsa, bir balık kadınıysanız ya da bir balık erkeğiyseniz. Ya da bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Size çok büyük haksızlıklar etmiş olabilir. Ah etmeyin, aman bana şunu yaptı, bana bunu yaptı diye anlatmayın. O enerjiden çıkın, çıkın. Bunlar yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Benim için bir deneyimdi. Neyim fazlaydı? Neden arındım? Bu başıma gelen talihsizliklerde neyim eksikti? Onu kazandım. Kurban rolü üstlenmeyin. Gözünüzü seveyim sevgili balık burcu erkeği ve kadını. Bu hafta kurban modeli ve rolü çizdiğiniz takdirde çevrenizde sevilmekten yok edersiniz kendinizi. Maddi manevi kendinizi güvende hissetmeniz lazımken ondan olursunuz. Sağlığınız yerindeyken sağlığınızdan olursunuz. Hadi bakalım. Yaşadığınız bütün geçmiş acıları atın bir köşeye değil. Özgür bırakın. Yaşadım, geçirdim, şükürler olsun. Ben artık önüme bakıyorum. Arkaya da olsaydım orada kalırdım. Benim önüm açık. Beni üzen herkese de hakkımı helal ediyorum deyin. Peki iş ve sağlık yaşamlarında balıkları neler bekliyor? Kariyerde zaten kendilerini yarım kalan, tamamlanamayan her şeyleri önlerine geleceği için çok güzel olacak. İş yaşamları harika. İş yaşamları harika sağlık olacak. Yaşamları? Sağlık yaşamları, geçmişe ait mevzuları, konuları gündem edip dırdır etmezlerse psikolojisini bozmasın. Psikolojini ve bağışıklığını düşürmeyecektir. Spotumuz ne onlara? Spotum onlara. Geçmişi bırak, geleceğe bak. Kolay olmuyor tabii. Oluyor oluyor. Bak hayatım, acılar bazen devirip geçiyor, bazen deşip geçiyor ama geçiyor. Geçiyor, doğru. 12 Burcu yorumladı Nuray Sayarı. Bakalım neler söyledi program süresince. Koçlar için ne dedi? Bu hafta kendine duyduğun güveni arttıracaksın sevgili koç. Geçmişe ait konuları lütfen gündemine taşıma. Gerekle detoks yap dedi. Detoksla korun dedi. Çıkart hayatından kötü insanları. Evet. Boğa burcu işine söyledi. Bu hafta kimsenin seni kullanmasına izin verme sevgili Boğa. Hafta boyunca huzur isteği içinde olacaksın. Yaşamın size kattıklarını asla görmezden gelmeyin. Aile olmanın öneminin farkında olun dedi. Ve Boğaları şöyle uyardı. Aman ağzından çıkan söze dikkat et. Çünkü yarının olur o sözler. Çok üzülebilirsin dedi. İkizler için de söyledi. Geleceğin için endişe yapmana hiç gerek yok sevgili ikizler. Ama bu hafta insanları eleştirerek geçireceksin. Aman dikkat. Kimseyi eleştirme. Çünkü sınadığın sınandığın olur. Çok dikkat et. Kınadığın daha doğrusu sınandığın olur. Sağlıklı olmak elinde. Bağışıklığına çok özen göster. Özellikle biraz bu hafta çeneni tut ki istemediğin cümleler sarf etme evet. Dedi. Duygusal yengeçlere ne söyledi? Hayata bağlılığını güçlendireceğin bir haftaya giriyorsun. Aşkın hayatın merkezinde olmasına özen göster dedi aşk hayatının. Maddi konularda kararlı ol. Neye karar veriyorsan at adımını, kendine güven. Ama bir konuda dikkatli ol. Yengeçsen
hırsızlıklara karşı çok Aman dikkat aman. et dedi ve spotu öyle verdi. Aynen. Aslan burcuna ne dedi? Aşk hayatında çok mutlu olacağın şahane bir haftadasın sevgili Aslan. İş hayatında yarım kalan ne varsa bu hafta onu tek tek tamamlıyorsun. Hadi gözün aydın. Yaşam enerjin de o kadar yüksek ki bu haftanın hem şanslısı hem mutlusu sensin dedi. Ve dedi ki şansına şans katmak için piyango al. Yani Evet. Şans oyunlarını deneyebilirsin sevgili Aslan. Peki Başaklar için ne söyledi? Aşk hayatında alıngan olma, alıngan davranma. Sevgi eksikliği hissettiğin an bunu açık bir dille ne olur al partnerini karşına. Açık ve net konuş onunla. Anlaşılmayı beklersen anlaşılmayacaksın. İlişkinde tehlikeye girecek dedi. İş hayatında birlikte çalıştığın insanlarla uyumlu olmaya özen göster. Çevrenizdeki kişilerin hayata bakış açısını değiştirmek isteyebilirsin. Ama bu senin için zor bir süreç olacak. Bence sen onları olduğu gibi kabul et dedi. Ve özellikle sana şu spotu verdi. Açık sözlü ol. Evet. Değil dile mi? Getir her şeyi. Teraziler için ne söyledi? Acayip şanslı bir haftadasın sevgili terazi. Spot öyleydi hatta yani. Başlık. Aşkta çok şanslısın. İşlerin de çok yoğunlaşıyor. İşlerin de açılıyor. Sosyal ve aile iletişiminde, ilişkilerinde ön yargılı olursan biraz canın sıkılabilir. Bu yüzden ön yargınla eleştirel bir tavır sergileyeceksin. Eleştirel olma, sakın kimseyi eleştirme diye de ekledi spotuna. Akrepler için de söyledi. Bu hafta gizemli konulara acayip meraklı olacaksın. Sakın başkalarının hayatına, adeta şunu söyledi, burnunu sokma. Başkalarının hayatıyla ilgilenme. Karışma. Aşk hayatında böyle taşkın duyguların olacak. Aşk Şımarma. Hayatında o taşkın duygular seni yükseltebilir ama partnerini düşürebilir. Çok dikkat et dedi. İş hayatında biraz kindar olacaksın. Bak Akrep bu hafta kindarlıktan uzak dur. Başına çok iş açarsın dedi. Kesinlikle. Yaylar için de söyledi. Bu hafta özgür olacağın bir haftadasın. Zaten sen yay olarak özgürlüğü çok seviyorsun. Fazla dışa dönük olman aşk hayatında krizlere neden olabilir. Buna çok dikkat et. İşlerini ihmal etme. Fazla özgürlük bu hafta sana sıkıntı getirecek dedi. Yay burcuna verdiği spotta böyleydi. Oğlaklar ne yapıyorlar? Bu hafta kendini sürekli geliştirmeye ihtiyaç duyacaksın. İlişkilerinizde mükemmeli arzularken çevrenize baskıcı bir tutum sergileyeceksin. Aşkta asla boş vermiş olma dedi. Yani partnerine özen göster, önem göster. Bu hafta sakın kibir yapma. Sevgili Oğlak, senin de spotun buydu. Kovalar hafta boyunca geleceğe konsantre olacaklar. Gelecekle ilgili planlar kuracaklar. İdeallerinizi ve meraklarınızı ruhsal bir biçimde açığa çıkartmaya eğimlisiniz. Hafta boyunca yakın çevrenizde güzel ilişkiler kuracaksınız. Hayata konsantre ol, devam et, iyi yoldasın dedi sevgili Kovaya. Balık için sevgi konusunda içten ve romantik olmak bu hafta senin için çok önemli. Bu hafta asla tembellik yapma. Bugünün işini yarına bırakma. Maddi ve manevi konuda kendine güven. Sen ne yapacaksın balık bu hafta? Geçmişi bırakacaksın, geleceğe bakacaksın. Evet. Başına çok kötülük geldi değil mi Nuray bugüne kadar? Çok. Ben senin ağlama nedenini anlıyorum. Yani kardeşten darbe yedi, anadan darbe yedi, babadan darbe yedi. Yani ama hepsine hakkım helal olsun. Hepsine hakkım helal olsun. Yani babacığımın mezarına bile gidemedim. Çünkü yani maalesef ama gittim helallik verdim 5 saat sonra da vefat etti. Yani çünkü gerçekten benim babam çok saf bir adamdı, doldurdu kardeşim. Çok gerçekten çok zorluk yaşadı. Ve kimse de sahip çıkmadı biliyor musunuz yani? Şimdi aslında sadece o mu yaşıyor? Hepimiz yaşamıyor muyuz? Yani kimimiz kardeşten, kimimiz evlattan, kimimiz babadan. Ve bir meslektaşım öyle iftiralar attı ki erkek kardeşim onunla birleşti. Vallahi de kimsenin yazısını çalmadım. Billahi de kimsenin yazısını çalmadım. Kardeşimle iş birlikteliği yaptılar bence. Evet, zaten yani hukuk önünde zaten haklandın. Ama hamdolsun haklandım. Şimdi niye bunları anlattık? Daha da anlatacak çok şey var da. Reklamdan sonra konuşacağız. Bu kötülükler sadece bize yapılmıyor. Sadece size yapılmıyor. Hepimize yapılıyor. Peki bunlardan nasıl korunacağız? Çok güzel bir ritüeli var. Kendi yaşamı ben için yaptım, uyguladığı bir ritüel. Uyguladım. Az sonra geliyoruz, olur mu? Ekran başından ayrılmayın. Bütün kötülüklerden korunabilmeniz için Nuray Sayır'dan bir ritüel geliyor. Biliyorsunuz yepyeni bir kitabı çıktı, Ay Ritüelleri. Muhteşem. Bütün kitapçılarda sizlerle buluşuyor. Şimdi ne yapacağız Nuray, ne gerekiyor şimdi bize? Şimdi efendim, bir kağıt gerekiyor bize. Hayatımızda atamadığımız öfkelerimizi, kinlerimizi, nefretlerimizi
Kağıdın sol tarafına yazıyoruz. Çok değil. Sağ tarafına da niyet ettiklerimizi yazıyoruz. Ne bekliyoruz, ne istiyoruz. Sonra bunu ikiye katlıyoruz. 90 gün saklıyoruz. 90 gün sonra açıp okuyoruz ve yakıyoruz. Neleri açmışız, neleri İyi saklayın ama bu arada. Kesinlikle. Yazılanları çok iyi kimse saklayın. Görmesin. Kimse görmesin. Çok teşekkür ediyorum ben Nuray teşekkür Seyri. ediyorum. İzmir'e geliyor bu arada. Alsancak. Son İzmir seyahati Evet, olacak bu. 2019'un son danışmanlık ve eğitim programı. İzmirlilerle buluşuyor. Cumartesi günü İzmir Alsancak'tayım. Sıcağa geliyorum. Enerjisi yüksek kadın. Çok seviyoruz seni. Ben de bu arada çok programdan 2 saat sonra programın videosu YouTube'da yayınlanacak. YouTube'dan hala abone olmayanlar varsa son paylaşacağımız videonun altına bir de yorum yazarsanız bir yıl boyunca astroloji harita bir kişiye gidecek. Evet. Onu da kim belirleyecek? Siz belirleyeceksiniz. Takipçiler arasında en çok yorumu eğer sizin yaptığınız yorum alırsa en çok beğeniyi astroloji harita Nuray Sayır'dan geliyor. Bir yıl boyunca bizden bugünlük bu kadar. Her gününüz bayram gibi olsun. Umudunuz çok olsun. Seveniniz çok olsun. Amin. Sofranız bereketli, sohbetinize lezzetli olsun. Amin. Öpüyorum. Bay bay. Amin. Artık, değil mi?